Konulardan bir tanesi de kedisine mezar yaptıran bir beyefendiyle ilgiliydi. Birdenbire olay şu hale geldi. Sanki biz kedinin ölümüne sevinmişiz. Yani bizim burada güldüğümüz şey, ben gülmedim, hepimiz güldük. Ben biraz fazla gülmüş olabilirim. Bu sizi kırdıysa üzgünüm. Ben beni seyreden insanların sevsinler ya da sevmesinler, herhangi bir sebeple üzülmesinden üzüntü duyacak kadar ince düşünceli bir insanım. İnanın ya da inanmayın, gerçekten üzüldüm. Samimiyetle, yüreğinde büyük bir sevgiyle, cebinde kalan son parayla tenceresinin dörtte birini ayıran insanlar var. O insanlar soğuklarda, sokak sokak dolaşıyorlar, o hayvancağızları arıyorlar, buluyorlar ve onları besliyorlar. Ve içimizde böyle insanlar var. Doğru mu? Evet. Esra, benim... Bitireyim ben, sonra paylaşalım. Biz, kedi ölmüş... Ne iyi olmuş, oh olsun, ha ha ha, bu mudur yani anladığınız şey? Ama kedinin, sahibinin davranışları gerçekten olayı karikatürize eden nitelikte. Buna da bir şey demiyorum ben. Yani bizim güldüğümüz buydu ama yanlış anladıysanız gerçekten üzgünüm. Ben samimi, sevgi dolu olan insanları kırmayı asla istemiyorum. Yani gerçekten ömrümde karşılaşabileceğimi düşündüğüm, hani... Sıralama yapsam en son şey bile gelmez aklıma. O zaman hayvanseverlere sonra. Şimdi bu böyle oldu. Bunu yaşadık hepimiz. Ağzımdan benim bir şey çıktı mı? Hayır. Bir tane cümle söyledim mi? Hayır. Bak akşamüstü bu şuna dönüştü. Ben hayvanseverlere gidin tedavi olun demişim. Ruh hastaları demişim. Bir sürü korkunç şeyler. Korkunç şeyler. Korkunç iftiralar. O zaman benim de tedavi olmam gerekir. Bir hayvanın ölümüne gülmek, bir hayvanın ölümüyle dalga geçmek, bunlar normal insanın, akıl sağlığı yerinde olan insanın yapacağı bir şey değil ki. Yani insanlara biz bu programda 17 yıldır karıncayı bile ezmeyin mesajı vermiyor muyuz? Peygamber ahlakından niye bahsediyoruz? Bunlar yüzünden, öyle değil mi? Ama sonra iş nereye vardı? Vallahi çok üzüldüm. Ya bildiğiniz gibi değil. Burada başkaları gibi taklit de yapabilecek durumda, yetenekte değilim. 3 geceyi uykusuz geçirdim. Niye? Hepsini anlatacağım size. Gerçekten elim ayağım titriyor. Ve şunu söyleyeceğim size. İnsanlar demokratik haklarını sonuna kadar kullanmalıdırlar. Eğer kullanmıyorlarsa önce ben giderim kullansınlar diye. Bana karşı mı? Kesinlikle mahkemelere gidin, Rütü'ye şikayet edin, kıymetli kanalımıza gidin. Gerçekten bu yayın sizi rahatsız ettiyse vallahi ve billahi nereye şikayet etmek istiyorsanız edin. Bunun önünde bir engel olursa ve ben o engeli kaldırmak için size yardımcı olmazsam, en önde ben gitmezsem, ben Esra Ceyhan değilim. Ama hak arama özgürlüğüne sonuna kadar saygı duyuyorum. Bu bana karşı da olsa, başkasına karşı da olsa. Çünkü yaptığım programlarda ne diyorum? Hak arama özgürlüğü kutsaldır. Lütfen bunun gerekli olduğuna inanıyorsanız istediğiniz mecralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına da gidin. Dediğim bütün mecralara gidin. Hakkınızdır. Hiçbir gocunma yok. Boynum kıldan incedir. Hiçbir şey söylemiyorum. Veya tepkinizi dile getirin. Beni sevmediğinizi söyleyin. Programı beğenmediğinizi söyleyin. Saygı duyuyorum. Bakın o gün çocuğumla birlikteyim. Cuma günü. Şu an adını söylemeyeceğim. Bir hanımefendi sosyal medyada bir mesaj çekmiş. Aşağı yukarı şöyle diyor. İşte böyle bir şeyler oldu diyor. Hemen tepkiyi dile getirelim diyor. Ben de hanımefendiye bir başka elektronik posta yolladım. Dedim ki derli toplu bir insansınız. Belli ki üzülmüşsünüz. Samimiyetinize inandığım için kendimi ifade etmek istiyorum. Bir, programı izlediniz mi? İki, bugüne kadar hayvanlarla ilgili bu programda hangi yayınlar yapıldığını biliyor musunuz? Bu kadar. Evet. Ondan sonra ben sizden önce gideceğim dedim. Gelen cevap. Esra Hanım, göndermiş olduğum mailden dolayı büyük üzüntü içerisindeyim. Evet. Sanal ortamda güvendiğim insanların abartılı bir şekilde tamamıyla değiştirilmiş bir konu üzerine size mail atmış bulundum. Maili atmadan evvel yaklaşık 4-5 insana sordum. En az 10 kişinin yazmış olduğunu gördüm. Ve bugünkü programınızın tekrarını izlemek için uğraştım. En sonunda izleyebildim. Ama artık maili atmış bulunuyordum. Ya.
Çevrendeki insanlar tarafından yazı kabiliyetim dolayısıyla da kurban seçildim sanırım. Sizden çok özür diliyorum ve affınıza sığınıyorum. İnsanların çok kolay yanılabileceğini görmezden gelip sanal alemde çıkan asılsız haberlere itibar ettiğim için de son derece üzgünüm. Daha önce hakkınızda yanlış ithamda bulunduğum Twitter adresimde gerekli düzeltmeler de yaptığım yanlışlıkla ilgili açıklamalarda bulundum. Bildiğiniz gibi zor bir süreç yaşıyoruz. Hayvan hakları konusunda her gün vahşet haberleriyle sarsılıyoruz. Kimi zaman fevri davranıp gerekli adımları kaçırıyoruz. Bu tabii ki şahsınıza yapılan ithamın bir bahanesi olamaz. Ve bana oldukça büyük de bir ders oldu. Sizden tekrar çok özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Bunu takdirle karşılıyorum. Evet. Bu eleştirisini hanımefendinin teşekkürle karşılıyorum. Ama hanımefendi keşke izlemiş olsaydı. Evet. Keşke kendi kulaklarıyla, gözleriyle görüp aklı ve kalbi arasında bir muhasebe kurup öyle yazsaydı. Evet. Bunlara gerek kalmayacaktı. Şimdi iş bununla kalmıyor. Bir kere bu yayıldı. Bu yayıldı. Ama ben burada sadece bir kişiye mail attım. O da konunun başında bu haberlere öncülük eden kişilerden bir tanesiydi. Ben de takip ediyorum. Yazdığınız her şeyi okudum. Rahat olun, mutlu olun. Acıttınız canımı, mutlu olun. Ama burada başka şeyler var. Çok üzüldüm. Vallahi çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Şimdi neye üzüldüm biliyor musunuz? Bugün biri yazmış. Ben Kanal 7'de çalışıyorum. Gururla söylüyorum. Bir şey yaparken niye yaptığını bilecek kadar akıllı bir insanım. Kanal 7'nin ne olduğunu biliyorum. Kanal 7'de çalışmaktan gurur duyuyorum. Bununla ilgili kişisel hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir problemim yok. Benim ve ailemin. Şöyle bir ifade kullanılmış kanalımızla ilgili. Benim daha evvel çalıştığım kanallara gönderme yapılarak attan indi, eşeğe bindi denilmiş. Sizin benim yaptığım davranışla ilgili kanala saldırmaya ne hakkınız var? Eğer söz konusu benim yaptığım davranışsa böyle bir şey yok. Bakın bunu, bu fitili ateşleyenler özür üstüne özür mesajı yolluyorlar. Hadi bunu da geçtim. Sizlere, benim izleyicilerime, buradaki hanımefendilere mahalle kadınları demişsiniz. Dur. O mahalle kadınları, buradaki insanlar %90 emekli maaşıyla geçinen insanlar. Öyle ceplerinden para saçılan, caddelerde dolaşıp hava atabilecek insan yok burada. İnsanlar mütevazı ama dimdik duruşlarıyla zamana meydan okuyorlar. Ve anneler burada. Ve bu insanlar tencerelerinden ayırdıkları yemekleri, ceplerinden ayırdıkları paraları sokak hayvanlarına veriyor ve paylaşıyorlar. Çok ayıp ediyorsunuz. Ne kadar ayıp. Hepinizin bir annesi var. Bu insanlar bir anne. Yazıklar olsun size. Buraya kadar da yine geliyoruz. Ondan sonra iş nereye geliyor biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Size şikayet ediyorum. İş benim kilolarıma geliyor. 78 kiloyum. 42 bedenim. Bazen 44 de oluyor. Evet, kocamdan ayrıldım. O benden ayrılmak istedi. Rahat ettiniz mi? Bunlarla ilgili de bir sıkıntım yok. Kendimle barışığım. Hiçbir problemim yok. Beğenen izler, beğenmeyen izlemez. Bunları da yazmışlar. Ve benim işte orada durmamız gereken konular... bunları sayın avukatım size göstermek istiyorum. Bunlar insanlığa sığıyor mu? İnsanlık onuruna sığıyor mu? Benim bir kadına söylenebilecek en ağır hakaretin hangi kelime olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz değil mi? Arz edebiliyor muyum size? O kelimeyle bana seslenildi. Bana o kelime söylendi ve yazıldı. Siz böyle mi seviyorsunuz hayvanları? Yani hadi bunu da geçtim. Ya siz gerçekten ne yapıyorsunuz? Ne dediklerini biliyor musunuz? Bir insanın en kutsal varlığı ne? Evlatları. Söyleyin bana lütfen, mikrofonla söyleyin. Evladı. Bana ne dediler biliyor musunuz? Evlat acısı gör dediler. Ay. Allah'ım ben sana şikayet ediyorum Allah'ım. Yani benim evladıma bu şekilde dil uzatıldığı için ben sana şikayet ediyorum Allah'ım. Allah'ım lütfen yani. Hiç takmayın kafanıza. Evlat acısı gör diyen insanlar var. Evlat acısı gör ne demek ya? Ya Allah aşkına ya. Esra Hanım lütfen ya. Üzülmeyin. Rica ederim. Biz bu ayı sevinerek geldik bugün buraya hala bak.
Kötü söz her zaman sahibindir. Allah üzülmeyin. Göstermesin. Esra Hanım, sizi çekemiyorlar. Çekemiyorlar. Ya çok güzel program yapıyorsunuz. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Hiç benim hayatımın merkezinde para, iş bunlar evet önemli ama hayatımın merkezinde bir tek şey var. Evladım var ya. Tek evladın mı? Aa, siz benim kızıma... Allah ona uzun ömür Esra, versin. Esra, siz çok dua alıyorsunuz. Söylesin, hiç önemli değil. Üzülme, ağzından üzülme. Çıksın onu koynuna dolsun. Bir şey söyleyeceğim. Benim evladımın ne alakası var olanlarla ya? Ne günahı var onun? Ayşeciğin ne günahı var? Üzülmeyin lütfen. Kötü söz. Ya üç gecedir uyumuyorum. Kardeşim beni sevmeyin. Beni izlemeyin. Böyle bir ihtiyacım yok. Ben beni sevenlerle yürüdüm. Ama benim evladımla ilgili hiç kimse konuşamaz. Ben sizi, sizin bana söylediğiniz şekilde bile beddua etmiyorum. En gizli düşüncelerimde bile edemem. Hiç kimseye evladıyla beddua edilmez çünkü. Yazıklar olsun size. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar yıldır bir sürü iftira atıldı. Bir sürü yalan yanlış şey yazıldı, çizildi. Hiçbir tanesi canımın içini bu kadar yakmadı. Allah'ım sana havale ediyorum. Allah'ım sana havale ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hayvanları da çok seviyorum. Aynı zamanda hayvansever diye bir ayrım olamaz. Bir insan bitkiye ve hayvana sevgi duymuyorsa ona insan denmez. Ama benim evladımla oynayanlar, evladımın üzerinden prim yapanlar, siz kendi aranızda devam edin. Allah'a havale ediyorum sizi. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bu kadar. Esra Hanım,